Evet çok fazla soru işareti var şimdi Amerika orada planlayarak mı çıktı plansız mı çıktı e, Amerika gizli anlaşma yaptıysa e, Çin'le Afganistan'da nasıl bir işbirliği sağlanabilir şimdi kafalar e, çok çok karışık tabii çok fazla soru işareti var dedik Hasan Bey sizinle devam edelim aslında baktığımız zaman evet Türk askerine ihtiyacımız yok denildi ama İsmail Bey diyor ki siviller olabilir Türk siviller olabilir dedi şimdi Taliban bütün yabancılar çıksın diyor ama ülkeyi tek başına orada yönetebilecek mi gibi pek çok soru işareti var sizin bundan sonra sonrasına dair e, öngörünüz ne olur? E, kimin yönetiminde Taliban ülkeyi yönetebilecek? Öyle söyleyelim. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki yapılan görüşme bambaşka bir düzlemin görüşmesiydi. Yani orada o tarihte e, henüz Taliban'ın tek başına Afganistan'ı kontrol edeceği bir resim yoktu karşımızda. Dolayısıyla Türkiye'nin veya Türk askerinin çekilip çekilmemesi meselesi, havaalanında kalıp kalmaması meselesi Amerikan desteğinin, ekonomik veya askeri hava, hava desteğinin devam edip etmemesi meselesi o tarihlerde Afganistan'ın e, bütünüyle Taliban tarafından ele geçirilmediği evet. bir resimin müzakeresiydi. Şu an itibariyle Amerika ile müzakere eğer böyle devam ederse, hı hı. eğer böyle devam ederse Amerika ile ve NATO ile bu işi müzakere etmenin bir anlamı yok. Yani Amerika bütünüyle Afganistan'dan çıkıyor. NATO apar topar toparlanmış gidiyor. Afganistan'da ne olacağına, kimin geleceğine dair zerre kadar fikri yok NATO'nun. Türkiye'ye de emir veriyor. Yani kimse bizden habersiz görüşmesin bir dakika. Yani sen oyunun dışındasın. Dışına çıkıyorsun. Sen oyunun dışına çıkıyorsun. Şimdi bakın NATO'nun buradan çıkışı demek Kuşak Yol projesinden falan bahsedildiği Çin'in Kuşak Yol Projesi'ne dair en büyük istikrarsızlık kaynağı neresiydi Afganistan'dı? Çin şimdi Amerika'nın bu boşalttığı alanı öyle bir akacak ki, eğer Taliban şu haliyle devam eder ve bir iç savaşşa dönüşmezse, Çin öyle bir hücum edecek ki. Neden bahsedildi? İnşaattan. Dünyada inşaat sektörünün öncüsü kim? Çin. Bir kuşak bir yol projesi çerçevesinde. Afganistan'ı 50 yıllık, 100 yıllık öyle krediler açacaklar ki. Şu an teklif ettiği 63 milyar dolar. Tabii tabii. Şu an başlangıç yani, yani. Bakın şimdi Amerikalıların planlı veya plansız bilmem. Ama Amerikalıların öngördüğü şey şuydu. Biz çekilirsek burası duman olur. Çin, Rusya, Pakistan, Hind hepsi birbirine girerler. Çin için burası bir kanayan yara haline gelir istikrarsızlık üreten bir yer haline gelir. Ya böyle olmazsa ya Çin muslukları sonuna kadar açar. Afganistan'ı kendisi için Batı'ya açılmanın kapısı olarak görür, Taliban'ı haline getirirse. Getirirse evet. Afganistan'a hiç askeri müdahalede bulunmadan Taliban'a bütün muslukları açıp yeni bir inşaat e, hamlesine girişirse Ekonomik olarak da 10 yıllara sari olacak bir e, hesaplaşmanın içerisine bir girecek olursa ne olacak? Şimdi Amerikalıların, değil mi Afganistan, Taliban'ı neyle tehdit ediyorlar biraz önce söylendi. Neyle tehdit ediyor Taliban'ı? Ekonomik ambargoyla. Ya Taliban'ın en son düşündüğü şey ekonomik ambargo. Umrunda bile değil. Neden mi? Çünkü ekonomik ambargo e, bu zamana kadar uygulanan hiçbir örnekte işe yaramadı. Irak'ta da yaramadı, İran'da da yaramadı, Suriye'de de yaramadı. Çünkü bir yaramadı. şekilde baypas edildi hocam. Ya çünkü ekonomik ambargo dediğiniz şey refah toplumlarında bir işe yarar evet. ve demokrasilerde. Zaten bir fakir işe yarar. Bir toplumlarda bir çok tamam. etkili Nasıl? değil. Yani ekonomik ambargoyu koyacaksınız e Afganistan halkı Taliban başımızda durduğu müddetçe biz ekonomik ambargoya maruz kalacağız. Dolayısıyla sandıkta gidelim Taliban'ı devirelim diyecek değil. E niye o zaman Avrupalılar, Amerikalılar böyle bir açıklama yapıyor? Çünkü saçma. Saçma sapan bir açıklamadır. bu. Bunun gerçeklikle vesaireyle uzaktan yakından alakası Aynen. yok. Taliban, halkı Afgan halkını müreffeh tutarak iktidarda kalacak değil. Savaşla geldi, savaşarak devam ediyor. Ve zorla tutacak. Tabii. Hopa zoruyla geldi adam. Ha o da hayal etmez mi işte müreffeh. Ha, orada da ne var biliyor musunuz? Çin'le vesaireyle açacağı kapılar. Yani Amerikalılar veya NATO eğer Afganistan'ı ve Taliban'ı daha fazla Çin'in kucağına itmek istiyorlarsa bunu yapsınlar. Ekonomik ambargoyu uygulasın. Çin hazır bekliyor zaten. Hazır bekliyor. <laughs> yani hani bir dönem hep Türkiye ile ilgili konuştuk ya S400 bilmem ne falan birçok şeyde Amerikalılar aynı küstah ve aynı düşüncesiz tavrı, hesapsız tavrı her yerde uyguluyorlar. Türkiye'yi Rusya ile görüşmeyin diye 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 Türkiye'yi Rusya'ya doğru itiyorlar. Afganistan'ı da eğer bu, 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 dedikleri gerçekleşirse ki yapacaklar eminim ondan. Yani Taliban geldiğinde buradan sonuç almayacaklarını bile bile ters bir sonuç çıkacağını göre göre e, çok özür dilerim bu ahmakça tavrı devam ettirecekler. Çünkü yaptılar bütün örneklerde yaptılar. Böyle bir böyle bir zihniyet var. Biz burada işte havuç sopa falan deniyor ya. Biz Sopa'yı ekonomik olarak e, angajman kurallarını değiştirip işte burada sıkıştırsak ya bir dakika sen e, demokratik bir ülkeye ambargo uygulamıyorsun ki halktan gelecek tepki falan. Ya yani Taliban yönetemez. Taliban işte Taliban bu zamana kadar 20 yıldır işgaldeydi de devletin ekonomik kaynakları sayesinde mi askeri varlığını sürdürdü? Hayır. Aksine şimdi. Taliban'ın işbirliği yapacağı başka aktörler var. Burada bir ihtimal yani Taliban'ın bu işi yürütememesinin veya işte bölgesel karışıklığın çıkma ihtimali. Bir tane ihtimal var. Çin ile Rusya'nın birbirine girmesi. Mümkün. Eğer ya bu da mümkün. Eğer bunu Çin çok iyi yönetirse, Rusya'yı e, ya çok iyi yönetmesi hmm. lazım yalnız. Çok iyi yönetirse, Rus Rusya'nın tedirgin olduğu Tacikistan sınırını vesaireyi sorunsuz hale getirecek şekilde Taliban'la kuzeyi anlaşır ve ekonomik olarak Afganistan'da muazzam bir yatırıma başlayıp ki Çin yatırımları öyledir. Girdiği zaman çoğunlukla kendi kazanır bir şey gibidir aslında. Bir sömürme aracı gibidir. Bayağı emperyalisttir. Girip orada Afganistan'ı Taliban'ı kendisine borçlandırarak yatırım yapmaya başladığında Çin için muazzam bir senaryodur. Hı uh -huh. Şimdi böyle bir düzlemin içerisinde tabii Türkiye NATO üyesi. Değil mi? Türkiye NATO üyesi. Bu arada Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmiş. Amerikan Başkanı Biden Afganistan görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini onaylamış. Bu da son dakika tamam. olarak yansıyor. Yani bakın, Onu da seslendirmiş olalım. Yani şu tavır, yani bu tavır hala e, bir umursamazlık tavrı. Amerikalılar, Amerikalılar için bunun çok şeyi yok. Amerikalılar çekiyorlar, gidiyorlar dünyadan. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geri geliyorlar. Ama Avrupalılar mesela talan olmuştu o esnada. Ee, aynı aynı mantalite, yani bu yeni izolasyonculuk dediğimiz mantalite, biz çeker gidersek herkes birbirine girer, sonra biz daha güçleniriz mantalitesi Amerika'da devam ediyor. Ama öyle olmama ihtimali var mı? Var. Çin'in muazzam bir şekilde Afrika Şimdi bu çerçevede Türkiye NATO müttefiki. Evet. İngiliz başbakanı veriyorsa eğer Türkiye'ye böyle bir ayar e, hiçbir anlamı yok. Yani işte Türk Türkiye'yi kastediyorsa işte kimse <laughs> NATO'dan ya bir dakika ya NATO'dan bağımsız falan. NATO dediğiniz ne yapıyor ki? NATO dediğiniz Suriye'de vesairede Türkiye ile ne kadar işbirliği yaptı. Şimdi bir onu bir kenara bırakacaksınız. Aslında Türkiye askeri olarak kalmayı kastetmiyorum. E, tam da Sayın Pekin'in söylediği gibi belki sivil görevlilerle, belki Taliban'la, belki şununla, belki bununla mantıklı bir müzakere çerçevesinde Afganistan'da NATO'nun bu tüm şaşkınlığına rağmen NATO'nun tüm bu şaşkınlığına rağmen Afganistan'da kalmayı becerebilirse NATO'nun bir penceresi olur Afganistan'a. Ha kalsın kalmasın o hesaba girmem. Yani Türkiye mesela kaldığında ne elde edecek? Bunun ne kadar karı olacak? İşte bu riski almaya değer mi? konuşuruz. Bunun hesabı yapılır. Çok çok rasyonel bir hesabı var bunun. Yani Çin girdiğinde, iç savaşa döndüğünde dönerse ne olur falan. Bütün bunları hesaplarsınız. Ama şimdi NATO bu anlamda ne güvenilir bir müttefik ne ne yaptığını bilen bir müttefik. Aslında Türkiye son 5-10 yılın içerisinde NATO'nun bütün bu kendisini yalnız bıraktığı düzlemlerde falan filan bambaşka bir yerde hareket ediyor. Ki Afganistan Türkiye için Suriye kadar riskli bir alan da değil. Suriye burnumuzun dibi. Suriye'de olan her şey Şimdi Afganistan'da Türkiye'nin eli daha rahat. Yani zaten evet, dolaylı etkileri konu. var, ikincili etkileri var. Tabii dolaylı yani orada evet. en fazla etkilenecek ülkeler sınır komşuları. Evet. Ondan sonra Rusya, Çin, ondan sonra Türkiye ve diğer ülkeler. Şimdi böyle bir düzlemin içerisinde Türkiye e, ben o Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı şöyle okuyorum. Yani biz gittik e, Türkiye zaten alternatif bir politika geliştiriyor. O alternatif politika devam etmesin. E, devam etmesin tamam NATO ile beraber biz de gelelim. E, yarın öbür gün orada e, Çin, Rusya çok daha etkili olsun, oradan işte göçtür, bilmem nedir, vesairedir, şudur budur, birçok sorun çıksın, uyuşturucu kaçakçılığı şudur budur, e Türkiye hiçbir şekilde resmin içerisinde olmasın. Olur olmaz bakın onu konuşacağız dedim Hı -hı. ama NATO bu anlamda bizim NATO veya Amerika diyelim, Rasyonel hesabı kaybetmiş durumda. Bakın hala 31 Ağustos'ta çekileceğiz, çekilmeyi tamamlayacağız. Neyi tatmin ediyor burada Biden? Neyi tatmin ediyor? Amerikan iç kamuoyunu tatmin ediyor. Yani ben iradesi olan bir başkanım, karar aldım. Büyük devlet. Biz zaten arkamızda çekilmeyi duruyoruz. düşünüyorduk. Yıllardır çekilmeyi yok Bakın çekiliyorum, çekilen başkanım ben. Uluslararası etkileri, Çin'in gelme ihtimali, Rusya'nın gelme ihtimali, ya sen 20 yıl buraya yatırım yapmışsın. Doğru düzgün çıksaydın ya. Bunun bile, bunun bu bile umurunda değil. Tekrar geri dönme ihtimali var mı? Yani kısa vadede yok şimdi. Yok. Yani çek ha şöyle bir şey düşünün mesela iç savaşa dönüyor. Rusya bir tarafta, Çin bir tarafta nüfuz alanları çünkü Çin'in Rusya'yı çok iyi yönetmesi şöyle, lazım ilişkileri dediniz. Ondan çok iyi sonra, yapamazsa. Ondan sonra ama geri dönme ihtimalini bakın. Irak savaşından bu yana. Hatta Irak Savaşı da demeyeyim. 2007-2008 işte bu Tikrit Felluce olaylarının kontrolden çıktığı, Amerika'nın dünyaya demokrasi götürmenin bu kadar ucuz bir şey olmadığını anladığı tarihten bu yana Amerikalılar her yerden çekilmek istiyorlar. Bu bir bu bir son derece tutucu, mutasip bir ideoloji haline geldi Amerika'da. Bunu Trump da söyledi, bunu Obama da söyledi, bunu Biden da cumhuriyetçisi, demokratı fark etmez. Amerikan toplumu elitleri fark etmez. Hepsi çekilme. Çekileceğiz. Ne yapacaksınız çekilip? Çin'i sıkıştıracağız. E sen çekildiğin yere zaten Çin akıyor. Şimdi hesap hesap buysa gerçekten Çin'in Avrupa pazarlarına falan filan ulaşmasını veya işte bir kuşak bir yol projesinin istikrarsızlaşmasını falan istiyorsan Afganistan'dan niye çekiliyorsun? Bakın bu bir dış politika tercihi değil. Bu bir güvenlik tercihi değil. Bu tamamen Amerika'nın iç politikasında saplandığı çıkmazın sonucu. Öylesine bir yere geldiler ki içeride kamuoyunu tatmin etmek adına biz çekiliyoruz. Trump da yapıyordu ya aynı şeyi. Çekiliyoruz ya gidiyoruz. Biz amen seçmenime söz verdim gidiyorum. Biden de aynı şeyi yapıyor. Söz verdik gidiyoruz. 31 Ağustos'ta çekiliyoruz. Hala aynı şey. Hani ne, bunu, bunun çok uzun vadede sonuçları başka olabilir. Bakın mesela Avrupa talan oldu dedim Birinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika çok daha güçlenerek de geldi. Evet. 30 yıl sonrası, 40 yıl sonrası bambaşka bir şey olabilir. Ama şu an yaptığı şey doğrudan doğruya çekildiği alan birileri bu alanı dolduracak. Tek temennisi Amerika'nın o dolduranların birbirleriyle kavga etmesi. O olmazsa bambaşka bir resim çıkar ortaya. Peki.